Nasıl açlar günah be? Karşıda da yavrular var. Nerede? Onlara da verelim dur. Evet. Korkuyorlar ya, hemen kaçıyor köpek. Sen oradan geçerek ver bence. Gel. 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 Günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir İzmir sabahından Birgi'den günaydın size. Birgi tarih boyunca Frigyalılar, Lidyalılar, Persler gibi, Bizanslar gibi birçok uygarlıkta yer almış. Eski ismi Pirgion diye geçiyor zaten. Ama en parlak dönemini Aydınoğulları Beyliği döneminde yaşamış. Aydınoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış ve dönemin bilim ve kültür merkeziymiş Birgi. Şu anda da UNESCO'nun Dünya Geçici Mirası listesinde yer alıyor. Ödemiş'e bağlı bir kaza konumunda. Eskiden bir şehirken, başkentken, şimdi Ödemiş'e bağlı bir kaza. Neden? Çünkü 1922 yılında Yunanlılar İzmir'den kaçarken geçtikleri her yeri ateşe vererek kaçıyorlardı. Birgi'yi de maalesef ateşe veriyorlar. Ve o zaman birçok konak, tarihi eser kül oluyor. Geriye kalanı da çok güzel korumuşlar. Geriye kalanı da azımsanmayacak kadar çok güzel konakları ve tarihi dokusu var. Bu üzücü olaydan, yani bu felaketten sonra Ödemiş'in bir kazası olarak varlığını sürdürüyor. Evet arkadaşlar, Birgi ile ilgili böyle kısa bir bilgi verdikten sonra size hep beraber Birgi'yi gezmeye başlayalım. Arkadaşlar ben ilk defa gördüm. Vallahi bu çok hoşuma gitti Birgi'de. Bildiğin soba küllerini atmak için ayrı konteyner koymuşlar böyle ızgaralı. Yanında da normal konteyner var. Buna rağmen yine de acaba karıştırıp farklı şekilde atan var mıdır? Vardır. Ağaç kaç yaşında yazmamışlar ama öbür tarafına bakalım, tabela var mı? Bir anıt ağaç arkadaşlar. Zaten yapısından da belli, şuna bakar mısın? Birgi'ye hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlarım Ahmet ve Meliha'yı bu görmüş olduğunuz 50-60 yıllık, belki daha fazla ömrü, tam olarak bilmiyorum, bu traktörle gezdireceğim. Hepinize iyi seyirler. Birgi'yi gezmeye gidiyoruz arkadaşlar. Hadi takalım peşimize. Kaptan devam et. Tamam. Birgi'nin şirin sokakları arkadaşlar. Orta tarafta böyle park gibi düzenlenmiş, çok güzel. Kenarlarında böyle tarihi konaklar var. Zeytin ağaçları, asırlık anıt ağaçlar. Ortada da böyle şirin parke taşlı bir yolu var. Günaydın. İnsanları da çok sıcakkanlı, misafirperver. Şu ana kadar rastladığımız üçüncü günaydın oldu. Evet arkadaşlar, Birgi'nin sembol yapılarından Saliha Hanım Taş Konağı. Burada hem konaklama hem restoran işletmeciliği yapılıyor. Ve Birgi'nin tarihi dokusunun bozulmamış olduğunun en güzel örneklerinden biri bu konak. Hem dinlenme hem sallanma. Birgi'nin huzuruyla bir arada çok güzel. Buradan sallanıp traktöre atlayabilir miyim? Evet, evet. Çok güzel traktörler var ya. Hmm. Hani traktörün de güzeli mi olur derken Birgi'de. Küçük bunlar. Ama çok tatlı. Bak bu siyah. Değişik, böyle güzel bir renk ve pırıl pırıl tertemiz. Bu da gri. Bu da değişik.
Bildiğin zevkli traktörler yani. Demirli mağaza. Erken dönem Osmanlı mağazalarındandır. Dikdörtgen planlı, beşik tonozlu bir yapı olup güneydoğu köşesi planlanarak giriş kapısı oluşturulmuştur diyor. Yani Osmanlı döneminden kalma bir yapı. Birgi Derviş Ağa Camii arkadaşlar, 1663 yılında yapılmış. Çok güzel. Derviş Ağa Camii kare planlı, açık revaklı, kubbeli bir camidir. Moloz taştan Derviş Ağa tarafından 1663 yılında yaptırılmış arkadaşlar. Ben kısa ön bilgisini söyledim. Tamamını okumak isteyenler videoyu durdurabilirler. Caminin içerisini de çekmek istedik ama kapısı kilitli arkadaşlar. Kapı açıldığı zaman şöyle şey yaptı, şurada altına eski kilolardan bağlamışlar. Bak şimdi oraya bak, kapıyı şöyle yapacağım bak. Arkadaşlar yeni gelin evinde konaklama düşünürseniz bugünkü fiyatını sorduk sizin için. Odalar çift kişilikmiş. Çift kişilik odada tek kişi kalırsanız 1500 lira kahvaltı dahil. İki kişi kalırsanız 2250 lira yine kahvaltı dahil. Evet, Bilgi'nin yeme içme olarak da en meşhur yerlerinden birisi Bilgi Sofrası. Yine burası da Ödemiş'e bağlı olduğu için Ödemiş kebabı, yani Ödemiş köftesi. Bilgi Sofrası buranın en meşhur lokantalarından biri. Bilgi'ye özel ne yemekleri var? İsim neydi? Öncelikle... Harun ismi. Harun Bey, bize en özel Bilgi yemekleri hangileri? Vallahi Bilgi yemeğimiz olarak kuru fasulyemiz var. Bozdağ fasulyesi, yayla fasulyesi. Bozdağ fasulyesi, evet. Taneler iriyor. Tereyağlı testi kebabımız var. Dana eti bu da. Evet. İncik etine yumuşaktır. Güvecimiz var. Kuzu etimiz var. Süt kuzusu, kavurma. En yemeklerimiz var. Musakka, fırın köfte. Normal sulu yemekler. Evet, sulu yemekler. Salatalarımız var. Zeytinyağlı çeşitlerimiz var. İşte yöremizin turp otu dediğimiz ot. Turp otu kavurması, evet, evet, buraya özgü. Brokoli var, patlıcan közlerimiz var salata olarak. Patlıcan közleme. Biz geçen geldiğimizde size keşkek yemiştik. Keşkek, evet, keşkek hala bulunuyor mu? Cumartesi, pazar günleri yapıyoruz. Daha yemeklerimiz içeride pişiyor. Ciğerimiz falan çıkıyor içeride yemek olarak. Tabii biz daha sabahın erken saatlerinde, evet, geldiğimiz için yavaş yavaş yemekler tamamlanıyor. Cumartesi, pazar da muhakkak keşkekleri bulunuyor. Burada da yine tatlı bölümü var. Kemal Paşa'sı, kadayıfı, sütlacı, ince kuyucu var arkadaşlar. Kabak tatlısı efendim. Muhallebimiz var arka pişirdikten. Antep tatlısı, ızgara çeşitli. Izgarada meşhur tereyağlı Ödemiş köftemiz var. Tereyağlı Ödemiş köftesi, evet, var. Lahmacun pide çeşitlerimiz var. Fiyatlarda sanıyorum bunlar güncel fiyatlar. Evet, güncel şu anki fiyatlarımız. Yolu düşenler için bugünün tarihlerini görüyorsunuz arkadaşlar.
geldi mi buraya? Hepsi geldi abi. Cem Yılmaz falan geldi mi? Cem Yılmaz da geldi. Ya, bu geldi mi? Burada çektim. Ben de sektörde şu an teyze işi de uğraşıyorum. Öyle mi? Sen de buraya bir şey. Fakat seyrede abi. Oynadın mı? Yok, yeşil bir zevkisi var. En son projede çalışıyorum. Vallahi o kadarını oynamış. Ödemiş pazarında Ayşe Deniz. Ayşe. Peki Harun Bey, siz buranın yerlisi misiniz? Yok, dışarıdan geldim ben. Dışarıdan derken? Evet, İstanbul'dan geldim. Aslen Urfalıyım. Aslen Urfalı, evet. Ama İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldik Birge. Çalışmak için gelmiştim ama çok sevip sonra yerleştim Birge. Peki burada yaşamaktan mutlu musunuz? Çok mutluyuz. Yani Birgimiz güzel bir yer. Halkı sizi kucakladı mı? %100. Evet, çok sıcak kanlı. Çok sıcak kanlı bir halkı çok var. Seviyoruz. Evet, evet. Biz de Birgi'yi çok sevdik, halkını da çok sevdik. Size de teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılına özel yapılmış. Çok güzel. Yaşık. Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi. Oturmuş, ne yapar ciğerimin köşesi. Burada yapan arkadaşın ismiyle yazmışlar. Fiyatı 40 lira. Bu 350 lira üzerinde fiyat yazıyor. Şu 360 lira. Yine el yapımı çanta. Şu kağıt ip dediklerinden yapılmış. Çok değişik. Şu da çok tatlı. Yok şöyle bir. Yine şöyle çantalar. Yine çok güzel işlenmiş bir minder. Keçeden yapılmış bir ayıcık. Şu oturma köşesi çok çok güzel. Ve eski tip bir radyo pikap çalar, plak çalar. Ödemiş'in yetiştirdiği değerli sanatçı Hediye Atatürk. Ne meşhur işletmelerinden biri de Tokoğlu ekmek fırını. Bunun Tokoğlu olması normal, ekmek et. Evet, yiyoruz. Tokoğlu. Bunlar daha da daha yeter. Sen geç bile kaldın, ben erken geldim. Birgi'nin meşhur Tokoğlu ekmek fırınındayım. Burası önce bir şıkır şıkır ışıklandırmasıyla böyle her yerde görüntüsüyle de dikkatimizi çekti. Ekmeklerin görüntüsü de çok iştah açıcı. Ve tescilli coğrafi işaret, mahrem işareti diyor. Patentik alınmış bir kelime. Şimdi bu güzel işletmenin sahibi... Erdem Tokla, bir aradasınız. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ayağınıza burası sağlık. Burası kaç yıllık? Burası 1892 yılında beri faaliyet sürdürmekte. Şu an işletmenin 5. kuşak sahibi olarak babamdan yaklaşık 7 ay öncesinde sağlık sebeplerinden dolayı devraldım. 5. kuşak olarak faaliyeti sürdürmeye başladım. Yaklaşık 7 ay oldu. Burası aslında iki bir işletme. Bu taraf rahmetli dedem 1954 yılında inşaatını yapmış. Bu fırında, bu dükkanda tatlıcı dükkanıymış. Aradan yıllar geçiyor. Dedelerimiz Ödemiş'e göç ediyor. Başka sektörlere geçiyorlar. Ata mirasını babam yaklaşık 17 yıl önce tekrar geri aldı. Komple restorasyonunu yaptık ve faaliyeti tekrar devam ettik. Ancak bundan önceki tabii ki işletmemiz Ödemiş merkezdeydi. Ama biz ata mesleği olarak dedemizin hatırasını, dedemizin işletmesini de sürdürmeye karar verdik. Ve şöyle bir daha da geriye gidersek 1954 yılında neden orası 1894-1892 diye sorabilirler. Dedemin babası yani benim büyük dedemin asıl işletmesi Birgi'nin merkez çarşısında kurulan şu an zeytin bahçesi oradaydı. Ama burada büyük bir sel felaketi var. Bu Osmanlı kayıtlarında da vardır aynı şekilde. Harap olan, yıkılan fırın sayısı, fırıncıların lakapları, kimler olduğu her şeyi belirtirler. Bu kayıtlara Osmanlı arşivlerine ulaştığımızda 1892'ye kadar gidebiliyorum. Keşke dedem sağ olsaydı da daha gerisi var mı açıkçası çok merak ediyorum ama burası aynı zamanda Rum köyü olduğu için birçok arşivler Rum buradan Osmanlı yani Aydınoğlu Beyliği'ne başkentlik yapıp Osmanlı Devleti buraya hakimiyet sürdürdüğünde Yunanistanlılar, Yunan vatandaşları burayı birçok yeri tahrip ederek kaçarak gidiyorlar ve birçok arşivler, birçok
yazılı kaynakların harabi sonunda biz bunlara ulaşamıyoruz ve geriye dönük bir şeyleri artık kulaktan da olma bulabiliyoruz. Mesela bizim soy ismimiz Tok ama işletmemin markası Tok Oğlu Ekmek. Eskiden lakaplar vardı, hani markalar yoktu. Mesela benim dedemin lakabı Gantarcı. Gantarcı'nın fırınıydı. Atıyorum babaannemin sülalesi Ellezi'dir. İşte Kames'in fırınıdır. İşte bilmem nenin fırınıdır. Hep bu tarz lakap giderler. Yani dedem burada aynı zamanda fırıncılık sektörüne devam ederken 24 yılda Bilgi'de Kurtgazi Mahallesi'nde muhtarlık yapmış. Değerli bir büyüğümüzdü. Yani İzmir'e Halk Partili mebuslar gelip dedelerimizden icazet alırlarmış. Osmanlı mutfaklarına dedemin dedelerinin Aydınoğlu Beyli zamanında buralarda Osmanlı mutfaklarına ekmek yaptıklarını, onların güveçlerinin pişirdiklerini hatıra olarak, an olarak anlatırlar bize büyüklerimiz, sağlıklarını. Çok, çok kökeni, tabii ki çok eski. Osmanlı Sarayı'na dahi hizmet veren. Osmanlı Sarayı'dan önce, Osmanlı Devleti kurulmadan önce Aydınoğlu Beyliği'ne Birgi başkentlik ondan yapmış. Tabii ki Osmanlı Devleti kurulmadan önce beyliklerle yönetiliyordu. Atıyorum Germenoğulları, Aydınoğulları, işte Cenderoğulları gibi gibi. Evet. Bu bölgede de Aydınoğlu Beyliği'ne başkentlik yapmış bir metropoldü aslında Birgi. Şöyle küçük görünebilir ama İzmir'de bir gemi limana ticaret için yanaştığında bunun evrak onayını, mühür burada olduğu için buraya gelip bugün bu resmi... Ankara tabii, olması gibi. Gibi. Yani İzmir Birgi'ye bağlıymış Aydınoğlu Beyliği zamanında. Oraya kadar ulaşabiliyoruz bazı konularda. Şimdi şöyle gelelim ekmek konusuna. Yani günümüzde ekmeğe açıkçası bakış biraz daha farklı. Yani biz Türk olarak ekmeği çok seven milletiz. Evet. Ama günümüzde ekmek israfının rakamsal boyutuna baktığımız zaman da Türkiye'de milyonlarca ekmek günlük olarak çöpe atılıyor. Yani israf ediliyor. Bu tek olarak ekmek olarak bakmamak lazım. Buradaki iş gücünü bilmek lazım. Toprağın buğdayı başağını verirken toprağın sömürülmesinden tutun, o başağın oluşması için yağmur damlalarını tutun. Hani geriye dönük baktığınız zaman birçok kaleme gidiyor. Yani insanlar neden ekmek israf ediyorlar? Taze ekmek arıyorlar, sıcak ekmek arıyorlar. Ama burada böyle bir şey söz konusu değildir. Buranın halkı ekmeğe değer verecektir. Çünkü tarım ve ziraatla uğraşıyorlar. Çalışan bir iş gücü vardır, insan potansiyeli vardır. Bu da neyi karşılıyor? İnsan çalışacak, çalışabilmesi için yemek yemek zorunda. Ama burada şehirdeki gibi günlük bir ekmek yiyeyim de öğlen bir daha tazesini alırım gibi bir durum söz konusu asla değildir. Çünkü bir günde 4 kişilik ailenin 10-12 adet ekmek istikakı vardır. Onlar ekmek yiyecek ki çalışacaklar, çalışacak, üretecekler. Üretecekler ki para kazanacaklar. Bu bir kısır döngüdür ve biz bundan çok memnunuz. Yani vatandaş burada bayat ekmek, yani bazen mesela bakkallardan 20 tane 30 tane bayat ekmek gelir. Vatandaş görür yani bu bayat ekmeği neden geldiğini yadırgarlar. Yani çünkü bunun yokluğunu içine sindirmiş bir toplumda ben üretim yapıyorum şu an. O çok güzel. Çok uzak değil aslında. Yaklaşık 3 yıl önce pandeminin ilk gününü hatırlıyorum. Yani Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sokağa çıkma yasağını duyurduğundaki kargaşayı az çok hatırlıyorsunuzdur. Evet. Benim bir handikapım var. Ben ekmeğimi bugün üretiyorum. Yaklaşık 8 saat soğutuyorum. Akşam köylü kadınlar gelir paketlememi yapar. Ve ertesi gün ben piyasaya arz ediyorum. Yani insanların taze ekmek yememesinden yanayım. İnsan taze ekmek yediğinde ne olacak? Çok yiyecek. Bu sefer şişkinlik olacak. İşte benim bağırsak sorunum var. Bu ekmek bana faydalı. Aslında ekmek dinlenecek. Yani ekmek soluğunu atacak, nefesini alacak. Ondan sonra rahat bir şekilde dilimlenecek, pakete girecek ve piyasaya arz olacak. Fakat bu pandeminin ilk günü şunu gördüm. Yani birçok insanın bir tane ekmek için kavga ettiğini de gördüm. Yarısı küflenmiş olan ekmeği yarısını sıyırıp o kalan yarısını para verip satın alan sosyete insanı da gördüm. Bunları gördüğüm zaman ben şu an 35 yaşındayım. Bunlar bana çok güzel ibretlik oluyor. Yani insanları şımartmak yerine doğru ekmeği doğru tüketim teknikleriyle sofralarına ulaştırmayı kendimize bir yol belirledik. Bu yüzden de israf olmasın. Evet, biz de bu yüzden de dediğim gibi 1892'den beri dedelerimizin yapmış olduğu bir nohuttan biz bir maya elde ederiz. Yaklaşık 19 saat bir fermentasyon oluşur. Bu mayayı alırız. Ertesi gün ekmeğimizi yapmak için kullanırız. Bunların içerisinde probiyotik faydalı bakteriler oluşur. Yani ekşi maya literatürüne girer. Fakat ekşi maya gibi yarın kullanacak olduğun ekmek için bir kısmını ayırayım da çoğaltayım yapayım diyemezsin. Maya tek kullanımlıktır.
üretirsin. Mayan olmuşsa ekmeğini yaparsın. Mis gibi kokusunu alırsın. Şöyle geçtiğimiz aylarda Ödemiş Ticaret Odası'nın öncülüğünde bizler gibi geçmiş tecrübeleri bu ekmek literatürüne dayanan fırınların destekleriyle Ödemiş nohut mayalı ekmeğinin coğrafi işaret tescili de alındı ve bunun lansmanı yapıldı. Ve biz bundan çok mutluyuz, çok onurluyuz. Çünkü bu iş hakkıyla yapılmalı. Hakkıyla yapan bir esnaf 3 kuruş fazla paraya satacaksın ama hile olmayacak, hurda olmayacak. Bana 2017 Vedat Menör geldi. Burada bir çekim yaptı. Kahvaltı salonuna koku almış da gelmiş. Menajerini gönderdi. 1 saat çekim yaptı. İnanır mısınız? Bakın. Örnek veriyorum. Mesela bu Ödemiş'in coğrafi işaretli mehreç işaretine sahip olan ekmeğimiz nohut mayalıdır. İçerisinde 1 gram pakmaya girmeden, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan bizlerin elde ettiği maya ile oluşur. Ama bu ekmek yaklaşık 18 saat mayası ve bu ekmeğin unla suyun birleşmesinden bu ekmeğin oluşması haline gelinceye kadar geçen sürede 9 saattir. Yani ortalama 27 saatlik bir serüveni var. Bu siz bunu sofranıza alıyorsunuz, ekmeğinizi kızartıyorsunuz, bir tereyağı sürüyorsunuz. Artık köy yumurtası sade ya. Nasıl bal kaymak yerseniz afiyet şeker olsun. Acıktım. Ağzınıza sağlık. Ne demek? Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Yerlerden beri sevgili takipçilerimiz. Topoğlu fırını, top fırını. Bu motor nasıl? Bu da güzel. Bu yeni. Ya birge şey gibi, traktör cenneti. Arkadaşlar, bu arkamızda gördüğünüz gibi Ödemiş Belediyesi Birgi Barınma Evi. Yani bildiğiniz adıyla huzur evi. Kuru incir. Ne kadar armut. Bunlar? Nasıl? Ne kadar bunlar fiyatları? Bu 1 lira. 100 gramı 100 lira. Ha. 100 gramı 100 lira. Öyle bidonuyla 1000 lira. Yok. Yok ya. Kilosu 1 lira deyince bir tane tadına bakabilirsiniz. Bak. Bu erik. Bu erik, bu armut. Kuru patlıcan, kuru domates, toz biber. Toz biberi şu değirmenle yapıyoruz bak. Taş değirmenle çekiyoruz. Öyle gelişi güzel yapmıyoruz yani ürünleri. Tane sumak. Biberin, aman biber nereden çıktı? İncirin kilosu ne kadar? 1000 lira. 1000 lira. Hı. 1 lira deyince ben doğru anlamışım, tamam. Tamam. Direnç yoldanlık, yanında biberimiz var. Gazi Umur Bey, Gazi Mehmet Bey'in oğlu olan ve 18 yaşında denizcilik hayatına başlayan Umur Bey, Aydınoğulları Beyliği'nin 3. hükümdarı olduğu zaman 25 yaşındaymış arkadaşlar. Tabelayı biz çekelim, merak edenler tamamını durdurup okuyabilirler. Çok yaşa. Ay yarabbi. Ah canlarım. Ah canlarım. Oy, 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 oy. Oy, tamam, tamam. Tamam.